Hayırlı akşamlar değerli hemşehrilerim. Bir mercek programıyla bu akşam yine sizlerle birlikteyiz ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Duran Ne Mutlu hocamla birlikte bu akşam Türk dili, dilin önemi ve gençliğimiz ve Türkçemiz. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerin Türkçeye ne kadar yatkın ve uyumlu olduğu, ne kadar düzgün Türkçe konuştuğunu, Türkçemizin sorunlarını, Türkçemizin başına gelen bela ve afetleri ve Türk dilinin önemini bu akşam değerli hocamızla enine boyuna tartışacağız ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar birlikte olacağız inşallah. Sorularınızı bekliyoruz. Ekranlarınızda biraz sonra telefon numaraları göreceksiniz. Bu numaralardan ve yine mesaj yöntemiyle sorularınızı değerli konuğumuza sorabilirsiniz. Ve ben hepinize iyi programlar diliyorum. İnşallah memnun kalırsınız. Çünkü Türkçe dilimiz, bir milletin var olması, bir milletin varlığını ebediyen devam ettirebilmesi için dilini çok iyi anlaması, dilinin temellerini çok iyi bilmesi, dilinin geçmişini çok iyi bilmesi gerekir. O nedenle bir milleti millet yapan unsurlardan bir tanesi dildir. Dil de iyi öğretilmeli, iyi öğrenilmeli ve iyi yaşatılmalıdır. Aksi takdirde kendimiz Türk olup eğer başka diller konuşursak o zaman sorarlar hangi dille mensupsun diye. Efendim bunları söyledikten sonra ben bugün çok önemli bir gün 20 Nisan ve Kutlu Doğum Haftası sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğumunun yıl dönümü ve bu haftayı Kutlu Doğum Haftası olarak bütün kurumlarımızda yani camilerimizde önemli kurumlarımızda kutluyoruz. Ve sevgili Peygamberimizin doğduğu, dünyaya geldiği, şereflendirdiği, nurlandırdığı bu gecede ben tüm insanlık aleminin inşallah geleceği bahtı açık olur. Her türlü kötülüklerden, belalardan, musibetlerden korunuruz. Ülkemizde inşallah her türlü sıkıntılardan kurtulur. Devletimizde her türlü sıkıntılardan kurtulur diye dua ediyoruz bu güzel, bu anlamlı günde. Bu gerçekten yeryüzünün tümüyle aydınlandığı bir günde inşallah vesile olur. Ülkemiz ve dünyamız da inşallah bu şekilde aydınlanır. Efendim bunu söyledikten sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız var. Bu anlamlı günde de inşallah 3 gün sonra idrak edeceğiz. Tüm sevgili yavrularımızın bu güzel bayramını, Atatürk'ün kendilerine hediye ettiği bu güzel bayramını çocuklarımızın kutluyoruz. Ve inşallah çocuklarımızın tüm geleceği de bu bayramlar gibi aydınlık ve nurlu olur diye düşünüyoruz. Efendim her hafta yine farklı konuklarla karşınızdayız. Geçen hafta Ankara'ya gittik, bahsettim. Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Bey ile görüştük. Bizzat Dünüz Sokak'ta kendilerini ziyaret ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde, haftalarda veya artık ay olarak tam söylemiyorum ama inşallah üniversitemizin de bu konuda bir gayreti olduğunu duyuyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten hedefi üniversitemizin de konuğu olmak ve gençlerimize aydınlatmak. Ve tabii ki geldiği zaman da mercek programına konuk olmak isterler. Ve ben bunu bir kere daha sizlere anlatmak istiyorum. Söylemek istiyorum ve duyurmak istiyorum. Değerli izleyenlerimiz, ben demin de bahsettim. Bir milleti millet yapan unsurlardan bir tanesi dildir. Milattan önce, biraz sonra hocam çok güzel bir şekilde açıklayacaklar. Dilin temeli, ortaya çıkışı, doğuşu, dillerin doğuşu ve dillerin önemi, özelliklerini anlatacak. Tabii ki ana çerçeve Türkçemiz olacak. Çok eski mazisi olmasına rağmen çok güzel Türkçemizi maalesef her şeyde olduğu gibi Batı özentisi, Avrupa özentisiyle dilimizi de unutmaya çalıştık. Bugün evlerimizde maalesef kullanılan kelimelerin, cümlelerin pek çoğunun Türkçe olmadığını ve magazin basının yoluyla ailelerimize, evlerimize kadar girdiğini görüyoruz. Özellikle önder olması gereken insanların kullandığı cümlelere bakıldığında, kelimelere bakıldığında, özellikle televizyonlardaki bazı dizilerin, özellikle bu magazin basını denilen basının ve programların, programlardaki insanların konuştuğu Türkçe'ye baktığınızda, cümlelere baktığınızda ne kadar büyük bir fecaat olduğunu, ne kadar büyük bir vahşet olduğunu görüyorsunuz. Adeta dilimizin canını okuyorlar. İşte bugün dilimizi enine sonuna, enine boyuna önemli bir konuğumuz ve konunun uzmanı Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Duran Ne Mutlu Bey'le birlikte inşallah Türk dilini A'dan Z'ye bu akşam konuşacağız süremizin yettiği kadarıyla. Evet sevgili hocam hoş geldiniz. Değerli hocam şeref verdiniz. Programımıza icabet ettiniz. Teşekkür ederim. Biz de sizin akademik özelliğiniz nedeniyle
Türk dili konusunda uzmansınız. Tabii ki Batı dilleri konusunda uzmansınız ama Türk dili konusunda da söyleyeceğiniz çok şey olduğunuzu biliyoruz. Ve hemen size ben dillerin doğuşunu, tabii ki özellikle bunun içinde Türk dili olacak. Evet. Birazcık özetlemenizi istirham ediyorum. Ondan sonra güncele gireceğiz. Buyurun efendim. Şimdi esasında Türkler için Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türklerin var olduğu kabul edilir. Türk dilinin hakim olduğu görülür. Bu toprakların hepsinde Türkçe konuşan bir kavme rastlayabiliriz. Ama ben son araştırmalarla gördüm ki artık Adriyatik'ten değil Finlandiya'dan Çin Seddi'ne kadar demek daha doğru olur. Çünkü Atilla 451 yılında Doğu'nun ve Batı'nın imparatoru olarak Karadeniz'in kuzeyinden Roma'ya kadar ulaşmıştır. O zaman Roma İmparatorluğu tek devlettir. Dolayısıyla daha doğrusu 379'da Theodos, 1. Theodos dediğimiz Roma İmparatoru, Doğu ve Batı henüz daha tek devlettir. 395 yılına geldiği zaman bu imparatorluk çok büyüktür, bunu ben yönetemeyeceğim, ikiye bölüyorum diyor. Honorius adlı oğlunu Roma'ya gönderiyor. Sen diyor Batı Roma'nın imparatoru olacaksın. Öbür oğlu Arkadius de İstanbul'da kalacaksın. Sen diyor Doğu Roma'nın imparatoru olacaksın diyor. Bu imparatorluklar 476'ya kadar Batı Roma sürüyor. Gerek Cermenlerin, Ostrogot, Visigot dediğimiz gruplar çok tarihin asil kavimleridir bunlar. Cermen ırkına mensuptur. Ve Atilla'nın ve Hunların baskısıyla 476 yılında yıkılacak. Doğu Roma İmparatorluğu da Fatih'in İstanbul'u fethiyle 1453'te yok olacaktır. Dolayısıyla bu Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışıyla Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı arasında yaklaşık 1000 yıllık yıla biz 1000 yıllık süreye Orta Çağ diyoruz. Ve tarihin en karanlık çağıdır. Mesela ilk çağlarda banyo vardır. Roma hamamları falan buluyoruz bakın. Orta Çağ'da banyo yoktur. Zihniyet bakımından çok daha karanlık günler yaşanmıştır. Dolayısıyla şimdi Atilla 1451'de Roma'ya varıyor. 452'de Fransa Frankların kralı Merove, işte Romalı general Aetius ve Visigotların kralı Teodorik'le beraber 3 birleşik ulus Atilla'ya karşı bir savaş veriyorlar. Bu savaş sonuçsuz kalmıştır. Batı tarihleri bunu diyor ki Atilla yenilmiştir. Yenilmemiştir. Zaten yenilse öldürürlerdi. Fakat Teodorik, Visigotların kralı Teodorik o savaşta ölmüştür. 452'de bu savaştan sonra Atilla 453 yılında evleniyor Romalı bir kadınla. Evlendiği gece çadırında ölü bulunuyor. Birçok Batı tarihçisi diyor ki Romalılar yıkamadığı Atilla'yı kadına zehirleterek, Romalı kadına zehirleterek öldü diyorlar. Atilla öldükten sonra bunun askerleri tekrar Orta Asya, Moğolistan'a işte dönememişlerdir Hun İmparatorluğu'nun olduğu yere. Antik çağda bu Bulgaristan ve Macaristan ovalarına Panania derlerdi. Panania ovası denirdi. O ovalarda kalmışlardır. O askerler başsız olduğu için geriye dönememişlerdir. Bir kısmı Bulgaristan'a yerleşmiştir. Bir kısmı Macaristan'da kalmıştır. Bir kısmı kuzeyde Finlandiya'ya çıkmıştır. Ve dolayısıyla bunların hepsi Türk kavminden oluşmuştur. Ve bunların dili bu Macaristan'ın olsun, hatta Laponya. Küçük bir devlet daha var Finlandiya'nın yanında. Lapça diyoruz o dili biz. Laponya, efendim Finlandiya, Macar ve Bulgarca hepsi bunların Türk dillerindendir. Ve bu Macarca ve Finlandiya, hatta Finlandiya'da Turku adında bir şehir vardır. O Türk'ten gelir zaten. Evet. Ve bunların dilleri Ural Altay grubunun Ural grubundandır. Türkleriki de Türkçe, bizim Türkçemiz de Ural Altay grubunun Altay grubundandır. Zaten aynı grubu taşıyorlar. Dolayısıyla bunlar tabii daha sonra Hristiyan olmuşlardı. Bir kısmı dili işte o Hristiyan kavimlerin egemenliğine gelmiştir. Mesela Macaristan'ın ismi adı Hungarya'dır. Hunlardan geldiği için. Evet. Hala Batı ülkelerinde Hungarya derler. Ama daha sonra oraya Macarlar diye bir kavim geliyor. Hristiyan kavim. Ve Macarları hem Hristiyan yapıyor hem de dillerini etkiliyor. Kısmen bozukluklar uğramıştır. Bu bakımdan biz bu döneme, yani bu Finlandiya'dan Çin Seddi'ne kadar olan kısma Türklerin egemen olduğu, Türklerin bulunduğu, Türkçenin konuşulduğu topraklar gözüyle bakabiliriz. Şimdi hatta bir Atatürk biliyorsunuz Hititleri, Sümerleri hepsini Türk saymıştır. Hatta
Bütün diller Türkçeden çıkmış demiştir. Şimdi o konuya gideceğiz ama biraz daha sonra girmek istiyorum. Yani 1932'de Türk Dil Kurumu kuruluyor tabii. Türkiye Dil Heyeti deniyor. Dil Encümeni deniyor. Daha önce de vardı bu 1928'lerde. 1936'da Türk Dil Kurumu adını alıyor. Daha sonra bir Avusturya'da bir profesör, Türkoloji profesörü çağırıyor İsmet İnönü. Bütün dillerin Türkçeden çıktığını söylüyorlar. Mesela bugün İngilizce'deki man ve many kelimesi insan demektir, erkek demektir, insan demektir o anlamda. Bu Türkçedir diyor. Neden? Çünkü Türkçe'de Osman var, Süleyman var, Yaman var. Dolayısıyla bu man diyorlar Türkçedir. Men Türkçedir diyor. Çünkü neden? Evcimen Türk diyoruz. Evet. Efendim, işte Yemen diyoruz. Bilmem. Yemeni dediğimiz şeyler var. Giyim, kuşam parçaları. Dolayısıyla bunlar Türkçedir diyor. Ama çok güzel kelimeler de var tabii Türkçe kazandırılmış buradan. Mesela kuyu kelimesi. Kuyu Türkçe bir kelimedir. Akan suların biriktiği bir yer gibi düşünebiliriz. Buradan gelmiş kuymak sözcüğü vardır. Erimiş akan, eriyen akan anlamına gelir. Kuymak da biliyorsunuz tereyağı, efendim peynir ve yumurta karışımı bir yiyecek türüdür. Ve burada tereyağı ve peynir eridiği için kuymuk demişizdir. Kuyumcu kelimesi gelmiş buradan. Kuyumcu nedir? Dolayısıyla altın ve gümüşü eriterek süs eşyası yapan adama kuyumcu demişiz. Kuyumcu, hepsinin kökü kuyu. Hem kuymak, kuyumuk, hem kuyumcu, hepsi aynı yerden gelir. Şimdi bu son bölüme gelmeden önce böyle bir özet yaparsak, dünya tarihsel perspektif içinde dillerin doğuşu tabii çok önemli ve çok geç oluşmuştur. Evet. İlk yazılı belgeler, ilk yazılı belge Çin'de görüyoruz. Sümerler'de görüyoruz. Milattan önce 3200 yılında. Bu Sümerler de o zaman mabet sosyalizmi denilen papazlar rejimi vardı bir. Sosyalist bir rejim. Bu Sümer inancına göre bütün mülkler, topraklar Tanrı'nın sayılıyordu. Dolayısıyla insanlar bunu işleyip ürünü yiyecek ama mülk kendilerinin değildi. Dolayısıyla herkes ürettiği ürünü, zeytin olsun, işte buğday olsun, başka ürünler olsun, hayvancılık olsun götürüyor bu şeylere, teslim ediyor papazlara. Papazlar kendilerince bir işaret koyarak herkesin verdiği ürünü yazıyor oraya. Mesela diyelim ki bir inek yapıyor, bu 500 kilo buğdaya karşılık diyor. Bir koyun yapıyor, bu 300 kilo buğdaya karşılık diyorlar. Ve buna ihtiyacı olan şeyini, başka ihtiyaçları varsa, mesela kendi getirdiği ürünün dışındaki ihtiyaçlar, diyelim zeytinyağı yok adamın, zeytinyağını papaz başka getirenlerden buna veriyor. Ve kendi ihtiyaçlarını gördükten sonra, ürün getiren köylülerin, insanların ihtiyaçlarını gördükten sonra kalan kısmıyla da devlet kendine harcama yapardı. İşte imar işleri yapar, inşaat işleri yapar diyelim o zamanki şeye göre. Ve böylece çivi yasa oluşmuştur. Bak bir gün geliyor ki artık çok ürün getiren var, çok üretici var. Artık resimler yetmez olmuş. Resimler yetmeyecek demişler ki biz çizik çizelim ya. Bir çizik çizelim demişler, bu 500 kilo olsun. Yanında bir küçük çizik çizelim, 300 kilo olsun. İşte bir daha büyük çizik çizelim, 1000 kilo olsun demişler. Evet. Ve böylece çizik çizerek, çizik çizerek çivi yassı bulunmuştur. Buna biz çivi yassı diyoruz. Avrupalılar, Fransızlar mesela cuneiform der. Cuneiform dediğimiz bu tarak kemikleri. Şu elimizin tarak kemiklerini düşünecek olursak. Çünkü bu çivi yassını görenler bilirler. Bir kısmı muh dediğimiz bizim ağaç çivisini andırır. Bir kısmında başlık vardır, ucu gittikçe incelen bir sivri bir şekilde devam eder. Bir kısmı ise iki ucu biraz kalın, orta kısmı ince uzun sürmektedir. Dolayısıyla bu tarak kemiğini andırdığı için elin tarak kemiklerinin, tarak kemiklerinin bu eklemlerin olduğu yer biraz daha kalın. Fakat ara kısmı ince uzun olduğu için buna Avrupalılar çivi yasının karşılığı olarak cuneiform derler. Fakat burada bu biliyorsunuz iki türlü dil vardır hala günümüzde. Birisi bunun fonetik dildir. Fonetik dil dediğimiz zaman ses dilini anlayacağız. Seslerin resmi yapılan dillerdir. A diyoruz, resim yapıyoruz. B diyoruz, resim yapıyoruz. Bir başka dil vardır, ideografik. Yani fikir, cümle harfleridir bunlar. Çince mesela günümüzdeki nedir? İdeografik bir dildir. Orada bir sesleri yok, fonetik alfabesi yok Çince'nin. Ne var? Bir yazı, harf yapıyorsun. O harf mutlaka bir cümle olacak. Ben yemek yedim, ben yattım, ben yüzümü yıkadım, ben su içtim gibi. Dolayısıyla bu binlerce Sümer alfabesi de Çince'yi andırdığı için bunu örnek veriyorum. Dolayısıyla binlerce, yüzlerce harf oluşuyor. Dolayısıyla bu çok zor bir dil olduğu için Sümer'de halk indine inmemiştir. Bunu ancak papazlar bilmiştir bu yazıyı. Bir de yüksek seviyedeki yöneticiler bile bilmiştir. Aynı yıllarda, yine 3200 yıllarında Mısır'da hieroglif dediğimiz yazı türü ortaya çıkıyor.
Hieroglif dediğimiz zaman da hieros Yunanca'da kutsal demek, glufen de grave anlamında yazmak, nakşetmek. Dolayısıyla kutsal yazı dediğimiz resim yazısı bulunmuştu. Bu Mısır yazısı kısmen fonetik diye bilinir ama uzun yıllar çözülememiştir. Hakikaten çok onda da harf var, resimler var. İnsan resmi var, oturan insan var, kız resmi var, işte hayvan resmi var. Ayrıca işaretler de var. İnce uzun, sopalara benzeyen, bastona benzeyen işaretler de vardır. Bunlara biz ne diyoruz? Hieroglif yazısı diyoruz. Bunu da halk indine inmemiştir bu. Yüksek seviyedeki bir takım yöneticiler ve kişiler bu dili öğrenebilmiştir. Fakat halka inmemiş çünkü bunda da çok harf var bu Mısır yazısında. Oradan 2000 yılına geliyoruz. Girit medeniyeti var Ege'de. Girit medeniyeti Yunanistan'dan çok daha eski. Yani 2500-2000 yıllarında en yüksek seviyesine çıkmıştır. Girit medeniyeti daha henüz ortada Yunanistan yok. Yunanistan daha sonraki yıllarda ortaya gelecek. İşte daha sonra Dorların istilası olacak falan. Dolayısıyla Girit alfabesine de piktografik yazı diyoruz. Picture İngilizce zaten resim demek. Evet. O da resim alfabesidir. Bu da yine alfabe şekil olarak Mısır alfabesine benzese de kavram olarak Sümer alfabesine benziyor. O da ideografik bir cümle alfabesidir. Bu da fazla yaygınlaşmıyor. Ta ilk defa 1200 yılında milattan önce Fenikeliler ilk defa alfabeyi buluyorlar. 22 tane sessiz harf. İlk alfabe, fonetik alfabe Fenikeliler zamanında bulunuyor. Milattan önce 1200. Ve 22 tane sessiz harf. Henüz daha sesliği bulamamışlardır. Mesela diyelim ki biz Şeker abi diyeceğiz değil mi? Türkçe'de şimdi şu andaki bildiğimiz dille Ş nokta, K nokta, R koysak bir de hapı yazsak Şeker hapı diye okuduğumuz gibi okuyorlar bunlar. Ses olarak çıkarıyorlar ama yazısı yok sesli harflerin. 22 tane sessiz vardır. Milattan önce 1200'de bulunan bu Fenik alfabesini Yunanlılar 1000 yıllarında milattan önce alıyorlar. Ve sesli harfi ilk defa Yunanlılar ilave ediyor şeye, bu Fenik alfabesine. Ve Yunan alfabesini buluyorlar. 800-900 yıllarında milattan önce bunu Latinler alıyor. Daha da mükemmelleştirerek günümüzdeki alfabeyi buluyorlar. Yani şu anda konuştuğumuz Latin alfabesine bağlı, Batı alfabesine bağlı alfabenin kökeni Fenikeliler denir. Fakat biz daha çok Latinceden kullanmıştır. Dünyanın çoğunluğu bu Latinceden almıştır. Hiçbir şey olmazsa 5 tane Roman dilleri dediğimiz bugün diller vardır. Hepsi Latinceden türemiştir. Bu 5 Roman dilinden neler dersek İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve Rumence Balkanlarda. Dolayısıyla bu dilinden dolayı Romanya'ya Balkan'daki Latin adası derler. Sırf dilinden dolayı. Tabii buradan geldikten sonra mesela Truva Savaşları M.Ö. 1220'de olmuştur. Truva Savaşları nasıl olmuştur? İşte bu Isparta kralının kardeşinin karısı işte Güzel Helen'i Truva kentinde oturan Priamos'un oğlu Paris kaçırıyor. Evet. Ve ondan dolayı çıkan bir savaştır. Milattan önce 1200 yılında oluyor. Fakat henüz alfabe olmadığı için Truva Savaşı zamanında yazılmamıştır. 400 sene sonra milattan önce 800 yılında Homeros bu dilden dile dolaşan Truva Savaşı'nı, menkıbe, masal gibi dilden dile, insandan insana dolaşan bu Truva Savaşı'nı 400 sene sonra yazmıştır. Çünkü zaten 1000 senesinde alfabe almış ama yayılması, gelişmesi, herkes anlaması için bir 102 sene geçmiştir ve dolayısıyla 400 sene sonra kaleme alabilmiştir. Latince de yine 9. yılda ilk alındığı seneki şeyi tabii ki daha ham şekli alfabenin daha sonra mükemmelleşiyor. Bugün Fransa'da, İtalya'da bazı yerlerde 9. yüzyıl daha henüz şey yok ama henüz Hristiyanı yok. Ama bazı şeyler var, Hristiyan grupları, manastırlar var. 9. yüzyıl Latincesiyle eğitim yapan hala manastırlar mevcuttur. Türkçe de tabii bu dil gruplarından içinden Ural Altay grubundan doğmuştur. Dil çalışmalarına göz atacak olursak... Hocam biraz genişletelim mi? Türkçenin tabii doğuşu, yani Türkçe hangi dillerden, temeli nedir? Hangi yıllarda bunun temeli atılmıştır, ortaya çıkmıştır ve bugüne kadar gelen serüvenin isterseniz tabii, biraz... Tabii, oraya da geçeceğim ama tabii, bir de dil çalışma birkaç cümleyle söyleyeyim. Buyurun efendim. Şimdi dil çalışmaları da çok geç başlamıştır. Yani dil çalışmaları dediğimiz zaman önce Yunanlar tarafından başlatılan dil bilgisi evresi. İlk dil çalışması dil bilgisiyle başlamıştır.
Bu bir normatif gramer dediğimiz Yunanlarla başlayıp Fransızlarla, Almanlarla devam eden bir gruptur bu. Fakat bunun tek amacı şeydi, yani doğru söylemleri yanlış söylemlerden ayırmak. Yani şu doğrudur, şu yanlıştır diyerek kurallar koymaktır bu çalışma. İkinci evre dil çalışmalarının filoloji diyoruz buna biz. Filoloji dediğimiz zaman da işte eski metinleri çözme, bilinmeyen dilleri ortaya çıkarma, yorumlama, anlatma. Dolayısıyla bu filolojide de daha çok eski metin, Yunan ve Latin yazıları çözülmeye çalışılmıştır. Üçüncü evre, en son evre olan dil bilim evresidir. O da 19. yüzyıl, 20. yüzyıl hatta. Evet. burada da buna biz diyoruz ki dilleri kendi aralarında kıyaslama, birbirleri kıyaslayarak bir sonuca varma. İlk defa bunu Alman Fransız Bob, Franz Bob adlı yazar 1816'da Hintçe, Sanskritçe ile Cermenceyi karşılaştırarak bir kitap yazıyor. Daha sonra Latince ve Grekçe'yi de bu karşılaştırmaya dahil ederek Hint-Avrupa dil grubu bulunuyor. Yani daha önce dil grupları bilinmiyor zaten. Hangi dil nereden geldiği bilinmiyor. Yani ilk defa bu Franz Bob'un ortaya attığı dil gruplarının ortaya çıkmasıyla mesela Janus diye bir sözcük var Hintçe'de. Bu geliyor Yunanca'ya. Janos oluyor. Efendim oradan işte Latince'ye geçiyor. Janeos oluyor. Cins demek, tür demek bu kelime. Oradan bir akrabalık buluyor. Ve bugünkü dünyadaki en zengin dil grubu Hint-Avrupa dil grubudur. Bütün bu bildiğimiz doğumuzda yalnız Farsça bu dil grubuna girer. Ama bütün Batı dilleri, Yunanca, Slav dilleri, Almanca, Fransızca, İngilizce. Ne kadar bu böyle bildiğimiz Baltık dillerinin çoğu. Finlandiya hariç bu Hint-Avrupa dil grubuna giren bir dildir. Türkçe ilk defa varlığı tabii Orkun Antlar'la ortaya çıkıyor 7. asırda. Evet. Göktürk alfabesi var önce bilinen şey. Yani Türkçe'de 4 tane dil egemen olmuştu. Birisi kendi dilimiz Göktürkçe. 38 harf var. Bunun 4 tanesi ünlü. 34 tanesi sessiz dediğimiz harfler. Daha sonra 7. asırdan sonra tabii Uygur alfabesi geliyor. Bunda 38 harf 18'e düşüyor. Bu sefer 3 ünlü 15 ünsüz sessiz harf var. Daha sonra Arapların egemenliğiyle işte ve Farsların egemenliğiyle Arapça ve Farsça egemen oluyor. Osmanlıca'yı biliyoruz Arap harfleriyle. Osmanlıca egemen oluyor. Ve en sonra da Atatürk'ün zamanında 1928'de harf inkılabıyla Latince'nin egemenliğini Türkçe'ye sokuyoruz. Fakat Türklerde tabii bu Arap egemenliği bayağı bir Araplar egemen olmuştu. Hatta İran'a da egemen olmuşlardır. bu egemenlikleri zamanında İslam'ın yayılmasında Abbasiler ve Emevilerin etkisiyle birçok Türk boylarda Arapçanın egemenliğine girmiştir. Müslüman olmakla beraber işte Kur'an dilini öğrenmek amacıyla da olsun Arapçaya yakınlaşmışlardır. Edebiyat bakımından Farsça'ya yakınlaşmışlardır. Dolayısıyla bir baş yazar diyor ki İlim dili olarak Arapça, evet, evet. Şiir dili olarak Farsça. Farsçadır. Dolayısıyla atasözü olarak şöyle vardır. Hatta Farsça o kadar da ileri gidiyor ki bu şiir dilinde. Türk iti diyor şehire gelince Farisçe ürer diyor. Yani Farsça ürer. O kadar etkilemiştir şeyi. Başka bir yine bir yazarın sözü. Türk diyor ailesine Türkçe konuşur. Allah'ına işte Arapça konuşur, sevgilisine Farsça konuşur. Neden? Şiir ve edebiyat dili olduğu için böyle bir sözcülemesi vardır. Tabii o yıllarda Farsça şiir dili, Arapça evet. ilim dili olarak. Evet. Ama işte Türkçe'yi genişletememiş. Hakikaten bugün Farsça şiir dili olarak o yıllarda bakıyorsun Osmanlı döneminde önemli şairlerin büyük çoğunluğu Farsça şiir. Farsça yazıyor tabii tabii. Bizim Türk edebiyatına, divan edebiyatına baktığımızda yine şairlerimizin büyük kısmı Farsça şiirler yazmışlardır. Fuzuli'den Bakir'den diğerine kadar. Tabii ki biraz da bu zamanında bizim yeterince herhalde hep otlar yaylaklarda yayladığımızdan mıdır hocam nedendir biraz fazla mı önem veremedik hep at üstünden mi vakit geçirdik evet yani bakın bin yılında aşağı yukarı Türkler 9000 yıllarda Müslüman olmuştur. Arapçanın egemenliğine karşı savaşan da yok, fazla aydın da yok. Yani Kaşgarlı Mahmut divanı Lügati Türk yazıyor 1074 yılında Arapçaya karşı savunarak. Sonra Ali Şir Nevai geliyor 1400-1500 yıllarında. Bu da Farsça'ya karşı savunarak
Muhakemetü'l Lügateyn gibi sözcüklerin karşılaştırılması adlı bir sözlük yazıyor. Yani Ali Şir Nevai Farsça'ya karşı Türkçe'yi savunuyor. Kaşgarlı Mahmut Arapça'ya karşı Türkçe'yi savunuyor. Dolayısıyla tabii bunlar ama hiçbir zaman başarıya ulaşamamış. Karamanoğlu Mehmet Bey var bir de Türkiye'de. Evet. İşte o da 1277'de bugünden sonra divanda, meydanda her yerde Türkçe konuşacak diye bir ferman yayınlıyor da Türkçe'ye biraz sahip çıkmışız. Şeyi hatırlayalım hocam, affedersiniz. Evet. Bu Osmanlı şairleriyle Farisilerin arasındaki atışmalar. Ne diyor şairimiz? Bu şehir İstanbul ki bir misli vefadır. Bir sengine acem mülkü fedadır. Fedadır değil mi? Bir taşına. Evet. Koskoca acem mülkünü değişemezsiniz. Değişemezsiniz diyor. Tabii bu hatta bu dil çalışmalarına uğraşılmış ama pek erişilememiş. Mesela 1851'de dil ile ilgili Encümen Daniş diye bir görüş ortaya atıyorlar. Fakat bu yetersiz kaldığı için 1850 yıllarında başarıya ulaşamıyor Türk dilini özleştirmek ve zenginleştirmek için. 1890'da 2. Abdülhamid'e bir öneri sunuluyor Türk dilini zenginleştirmek ve geliştirmek için. Bu da başarıya ulaşmıyor. Ancak 1928'de işte Atatürk önderliğinde bir dil heyeti kuruluyor. Harf inkılabı ile beraber bir imla lügatı yazıyorlar. Fakat bu da işte yeterli ilgi görmüyor. Yetersiz insanlar da belki vardı çalışan grupta. Bir istenen sonuç elde edilmediği için meclis bu Türk dil heyetine ayırdığı parayı kesiyor Atatürk zamanında yani şeyden. Hala 1932'de Türk Dil Kurumu kurulduktan sonra halkı dahil ediyorlar buna. Halkın dahil edilmesi biraz daha başarıyla elde ediyoruz. Ve Türk Dili Tetkik Cemiyeti adı altındaki bu cemiyet 1936'da Türk Dil Kurumu adını alıyor. Daha sonra işte İnönü zamanında artık Viyana'dan bir hoca getirtiliyor Türkoloji. O da diyor ki bütün diller Türkiye'de Türkçeden doğmuştur. Mesela A sesi Türkçedir, T getirmişiz at olmuş. O sesi Türkçedir, T getirmişiz ot olmuş diye böyle yazıyorlar. Hatta işte biraz öncesinde de konuşmuştuk gerçi ama Man ve Meneki diyor Türkçedir. İşte bizde çok Man var. Osman, Süleyman, Yaman gibi, Zaman gibi birçok kelimemiz var Man'la biten. Men'le yine biten bu İngilizce tabii şimdi insan demek İngilizce'de. Men'le ilgili birçok kelime var işte evcimen falan dediğimiz gibi. Fakat bu şeyde Türk Dil Kurumu'na da neden dolayı yani 1938'de Atatürk ölmeden önce 5 Eylül 1938'de İş Bankası'nda Atatürk'ün payının yıllık gelirini vasiyet halinde bu Türk Dil Kurumu ile Tarih Kurumu'na adıyor. 1931'de Tarih Kurumu kurulmuştur. 1932'de Türk Dil Kurumu ve onun parasıyla bu kurumlar bugün ayakta durmaktadır. Fakat bakın ta o zamanlardan iki tane tenkit var bu konuda. Birisi diyor ki özleştirmede aşırılığa kaçıldığı, kuşaklar arasında kopukluk yaratıldığı diyor bir serzenişte bulunuyorlar. Ve sözcük üretmede Türkçenin kurallarına uyulmadığı, uydurmacılık yapıldığı diye bir 1938'den sonra bu karşı geliniyor. Fakat bu hala bu savlar günümüzde de maalesef vardır. Bunu da aşmanın yollarını aramamız lazım. Kızmadan, bağırmadan. Tabii ki Türkçe bir dil milletin kültürüdür. Siz başlangıçta belirttiniz. Zaten Sosru diyor ki milleti yani dil bilimin kurucusu 1905'lerde ölmüştür. 1915'lerde kitabı yayınlanmıştır bunun. İlk defa dil bilimi üzerine çalışan bir adam, dil bilimi kurucusu sayabildiğimiz bir adam, milletleri millet yapan dildir diyor. Yani dille kültür arasında, dille milletin gelenekleri arasında, yaşam biçimi arasında, yaşam tarzları arasında bir ilişki vardır. Mesela bu şunu gösteriyor. Mesela Eskimo dilinde en çok kar ve buzla ilgili sözcükler vardır. İşte İtalya'da ve Yunanca'da denizcilikle ilgili sözcükler vardır. Türkçe'de ise akrabalık, işte hayvancılık ve tarım üzerinde birçok sözcük vardır. Bu da sebebi birlikte yaşadığımız bu kavramlarla Türk milletinin, Türk insanının bu kavramlara çok önem verdiğini gösterir. Gerçekten de mesela görümce kelimesi Fransızca'da cici kız kardeş demek. Bu hem görümce hem elti hem gelinin kardeşi 4-5 tane anlamı vardır ama bizde elti, görümce farklı farklı kelimelerdir. Kayınbirader dediğimiz zaman yine öyle.
Hala dediğimiz zaman mesela amca dediğimiz zaman, dayı dediğimiz zaman karıştırabiliriz. Bir Fransızca'da mesela amca dediğimiz zaman babamın kardeşi kelimesini ayrıca eklememiz lazım. Yoksa şey değil, yeterli anlam vermez. Evet. Hocam isterseniz biraz da güneş dil teorisinden bahsedelim. Ondan sonra tabii bu siz baştan konuyu akademik boyutuyla ele aldığınız dillerin doğuşundan. Fakat ben bu akşamki konuda daha ziyade ülkemizin içinde bulunduğu, yani konuşup da anlaşılmayan dilimizi, da anlaşılmayan dilimizi, hele hele annenin babanın evladını anlayamadığı, evladın anlayan babayı anlayamadığı böyle bir ortamda bu halen için geldik. Suç dilimizde mi, yoksa dilimizi öğretemeyen hocalarımızda, sizlerde mi, bizlerde mi? Yoksa anne babalarda mı, kimlerde? İstersen biraz da dilin Cumhuriyet döneminde güneş dil teorisinden başlayalım. Yavaş yavaş hocam daha güncel olan. Şimdi güneş dil teorisi bu esasında tam da yürümedi işte. Yani İnönü zamanında son verildi bu teorilere. İsmet İnönü'nün zamanında. Şimdi bu başlangıçtaki yakınmalar hala sürüyor. Şimdi esasında sözcük üretilmeli tabii. Üretilmeli ama varlıkla, yani maddeyle onun hakkında üretilen sözcük arasında bir ilişki kurmak lazım. Evet. Şimdi son zamanda baktığımız zaman mesela simge kelimesini üretmişiz. Sembol var Fransızca. Sembolün yerine simge üretmişiz. Şimdi sembol dediğimiz zaman bir anlam vardır. Sem aynı demek, benzer demek. Sempati diyoruz bakın. Sempati dediğimiz zaman aynı duyguları duyan adam. Sembol dediğimiz zaman sem kısmı bunun benzer, aynı. Bol kısmı çanak. Dolayısıyla ilk medeniyetlerde çanak çömlekçilik ileri olduğu için dostluk göstergesi olarak bir çanağı ya çömleği, seramik bir kabı ikiye bölüyorlar. Birisini karşıdaki adama veriyorlar. Diyorlar ki biz yaşadıkça, bu yarımlar bizde kaldıkça, çanak yarımları, biz her türlü birbirimize karşı dostluğu, korumayı, kollamayı yapacağız. Biz öldükten sonra çocuklarımız bu şeyi birbirine göstererek, yarım çanakları birbirlerini koruyup kollayacaklar diyor. Dolayısıyla dostluk göstergesi anlamına gelen sembol, oradan temsil etmiş, bir şeyi temsil etme, sembol etme, belirtme anlamında. Şimdi biz bunu Fransızca diye attık. Attık ama yerine getirdik, ne getirdik? Simge. Simgenin nerede var, dayanağı var mı? Yok. Ya nereden gelmiş simge? Yani sırf ses duyumuna uyması bir şey ifade etmez. Bakın şurada şu etimolojik sözcük vardır. Burada kelimenin bir kütüğü olması lazım. Buraya açtığımız zaman mesela yoğurt kelimesini Fransızlar 1200 yıllarında Bulgarlardan almışlardır. 1907'de Türklerden yavurt kelimesini almışlardır. Bulgarlardan aldığı kelime yoğurt. Bizden aldığı kelime yavurt. Fakat şu anda Fransa'da en çok kullanılan kelime yavurttur. Türkçeden gelen kelimedir. Ve bunu burada ben şeyini görürüm. İşte hakim kelimesi 1200 yıllarında varmıştır. Juge kelimesi Fransızca'da. 1600-400 sene sonra karar, jugement kelimesi aynı kelimeden çıkmıştır. Biz de böyle bir araştırdığımız zaman köke dayanamayız. Dayanamıyoruz maalesef. Onur kelimesini ürettik. Tamam tutuldu şimdi, çoğumuz anlıyoruz. Güzel, yine de devam etsin de. Fakat şimdi onur kelimesi nereden gelmiş? Kökü var mı dediğimiz zaman kökünü bulamıyoruz. Şimdi en yakın bir kelime söyleyeceğim. Avro diyoruz. Bakın şimdi bu Fransız Avrupa Birliği'nden sonra para birliğine gittiler. Ve euro diyorlar onlar. Fransızlar euro okur, İngilizce euro okuyorlar. Ama bunun her ikisi de kendi dillerindeki, yani Avrupa dillerinin tamamındaki, yani İtalyanca'da, Fransızca'da, İngilizce'deki, Almanca'da hatta Europa kelimesinin ilk hecesini arıyorlar. Euro diyorlar. Şimdi biz bunu Türkçeleştik. Türk Dil Kurumu avro dedi bunu. Avro dedi. Halbuki avro dediği zaman o bile biraz tam yerini bulmuyor. Çünkü bizim Avrupa kelimesinde o harfi yok. Avro desek kolay. Diyeceğiz ki o zaman Avrupa kelimesinin ilk hecesini aldık. Nasıl ki Avrupalılar euro demiş, ilk hecesini almış. Biz de ilk hecesini aldık diyebilmeli. Onu avro dememiz gerekirken diyemiyoruz. Bunu çözmek için tabii birçok yollar var ama bence yani masa başında çoğu kelime üretiyoruz. Ve ürettiğimiz kelimeyle madde arasında bardak dediğimiz zaman yerleşmiş kelime var. Tabii hepsini açıklamak zorunda değiliz de bardak kelimesi var mı anlamı bilmiyoruz tabii ama oturmuş kelimeler var tabii. Leksikoloji ve semantik bu son dönemde giriyor şeye. Leksikoloji ve semantik bir kelime nasıl üretilir, nasıl oluşturulur ve sözlüğe nasıl yazılır? Sözlükten kelime nasıl çıkarlar? Hepsi bu bilimin içindedir. Maalesef bu leksikoloji ve semantik kelime bilimi Türkiye'de yoktur.
Bu filolojilerde olması lazım. İngiliz dilinde, Fransız dilinde, İtalyan dilinde. Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde olması lazım. Ama böyle bir dil ve dersi yoktur. Bizde ne var? Dil bilim dersi vardır ama daha çok yapısalcılık üzerine çalışma olmuştur. Onun da sebebi 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'dan kaçan Yahudilerden Gremes adındaki bir dil bilimci, yapısalcı dil bilimci Türkiye'ye gelmiştir. Dil Tarihi ve İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapmıştır. Oradan kapılan bilgilerle Tahsin Yücel, Berke Vardar gibi hocalar bu yapısalcılığı övmüşlerdir. Yapısalcılık da tabii iyi bir şeydir ama eksiktir, yeterli değil. Mesela bu yapısalcılık açıdan baktığımız zaman güneş battı demeyelim diyorlar. Neden? Batması için bir şeyin sivri olması lazım. Mesela balona iğnenin battığı gibi diyorlar. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Güneş dünyayı terk etti diyelim. Veyahut da benzer seslerden ya tezat seslerden anlamlı sözcük üretemeyiz. Dolayısıyla yani 10 tane A dersek A ünlem olur belki fakat anlamlı bir sözcük üretmez. Evet. Fakat tezat seslerle benzer sesleri beraber kullanırsak mesela dava dediğimiz zaman oradaki A'lar benzer sestir. D ve V tezat sestir. Anlamlı bir sözcük üretiriz. Bunlar yapısalcılığın konusu tabii. Onlar da gerekli ama leksikoloji ve semantik eksikliği dil birliğine varmamızda, dilin anlaşılmasında yeterince maalesef sonra ulaşamıyoruz. İkincisi bu bilimde ve dilde ideoloji olmaması lazım. Şuradan bir cümle okuduğum zaman belki dinleyenlerde bir tek cümle okuyacağım yalnız. Maalesef anlayamıyoruz. Anlayamadığımızın sebebi kavram oluşmadığı için. Mesela bir tane şurada kısa bir cümle okuyayım. Son olarak da beyindeki anlıksal bölümde etkin olan her şey yürütücü, edilgen olan her şey de alıcı diyebiliriz demiş. Bir de şurada işte bir anlıksal bölüm, bir de anlıksal olmayan bölüm vardır. Bu ikincisi hem örgenlerdeki fizyolojik olgular kapsar diye devam eden cümleler var. Bunu okuduğumuz zaman bir Türk dili bölümü öğrencisi anlamıyor. Halbuki anlaması lazım Türkçe bir kitap. Bu şimdi neden? İşte problem orada. Problem şuradan geliyor. Çünkü sosyo diyor ki bir kelimenin diyor bulunan yeni üretilen bir kelimenin sözde yazılması için konsensüs sağlanmalıdır diyor. Yani ne demek konsensüs? Edirne'nin köyündeki adamlardan Hakkari'nin köyündeki adamlara kadar herkes o kelimeyi bildikten sonra sözde yazılır diyor. Biz üretiyoruz hemen sözde yazıyoruz ve bunu hemen kullanıyoruz. İkincisi tabii kelime çıkarmak da çok önemli. Adana'da bir doktora jürisi olarak doktora yapan bir öğrencinin şeyine gitmiştim. Doktora konusu neolojizm, dilde neolojizm, yenilik, yeni kelimelerdi. Şimdi baktım orada uğur böceğini yeni kelime diye veriyor. Türkçe'de yeni çıkmış 2000 yılında. Dediğim gibi bu kelime yıllardır var Türkçe'de. Bu nasıl yeni kelime olur? Efendim ben 1998 yılı Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktım. Uğur böceği yok. 2000 yılında baktım uğur böceği var. Dolayısıyla yeni çıkmış diyor şimdi bu. Halbuki bir sözcük atılması da eklenmesi de bir bilime dayalı olması lazım. Tabii ki atılan sözcükler vardır. Yeni gelen sözcükler olacak. Ama bunların bir kuralları olacak. İstediğimiz zaman bir sözcüğü atamayız. İstediğimiz zaman bir sözcüğü de kayıt edemeyiz. Değerli hocam şimdi zaten özellikle Türk dili konusunda evet. Bu akşam programımızın alan evet. Fikri de bu olacak. Evet. Şimdi siz değişik boyutlarıyla çok güzel anlattınız. Evet. Şimdi buraya kadar vatandaşımızın bir kısmı tamamen anladı veya bir kısmı evet. Yarım anladı. Evet. Ama esas vatandaş ilgilendiren burada diyor ki 500 sene önce efendim bir Avrupalı ecdadının yazdığı kitabı okuyabiliyor, anlıyor. Ama ben Türk genci olarak diyor bir tanesi bir vatandaşımız. Atalarımızın yazdığı kitap okuyamıyor. Evet. Ben bundan 300 sene önce benim milletimin konuştuğu, halkımın konuştuğu bir dili Avrupalı anlıyor, ben anlayamıyorum diyor. Şunu sormak istiyorum hocam. Yani biz bir 15-16 tane imparatorluk kurmuş bir devlet, evet. Bir evet. Türk milleti dilini niçin tam anlamında oturtamamış? İşte niçin tam anlamında bunun detaylarını, ilmi boyutunu ve diğer boyutlarını niçin tam anlamında oturtamamış? Yani bu konuda en büyük görev üniversitelere düşüyor. Evet. Özellikle dil, edebiyatçılara evet. Düşüyor, dil uzmanlarına düşüyor. Tabii güncele biraz sonra geleceğim. O daha fecaat, evet, tam bir harabat. O daha fecaat. Dolayısıyla kaldı ki milletlerin geçmişe dönüp bakıldığında belirli noktalarda kesilirse, tarihini, dilini öğrenemezse ecdadını tanıyamaz. Tanıyamaz. Ecdadını tanımayan insanları da bugün yeni ecdat ararlar. İşte Avrupa Birliği, bilmem dünyanın değişik ülkelerine olan hayranlıklar gibi.
İşte bir Fransız gibi konuşmaya başlar, bir İngiliz gibi konuşmaya başlar. Daha sonra bir Fransız gibi düşünmeye başlar. Hangi milletin dilini kullanırsa onun gibi, tabii ilmi çalışmalar hariç, onun gibi düşünecektir. Evet. Biz Türk gibi konuşabilmemiz için Türk gibi düşünmemiz lazım. Şimdi bir Türk milleti gibi düşünemiyoruz, tabii Türk milleti gibi, Türkçe gibi tam anlamda Türkçe'yi de kullanamıyoruz. Hocam bu sıkıntının sebebi ne? Niçin Türk dilini tam olarak oturtamadık? Türkçemizi, güzel Türkçemizi, hele Nihat Sanmalar'ın ben kitabını çok iyi okudum. Yani o güzel dilimizin için iyi okumadık, iyi öğrenmedik, iyi öğretmedik. Buyurun. Şimdi Atatürk'ün söylemlerini de yanlış anlamışızdır. Biz 32'de Türk Dil Kurumu kurulduğu zaman, Türk Dil Tetkik Cemiyeti, bütün yabancı kelimeleri atalım hızıyla başladık. Fakat bir baktık ki kelime kalmıyor Türkçe'de. Atatürk 1937'de Güneş Dil Teorisi'ni koymuştur. Bu bir kelime yabancı dahi olsa, mesela şart kelimesi, bu Türk diline girmişse, halk anlıyorsa bunlara dokunmayalım demiştir. Fakat bizim işgüzar diyeceğimiz aydınlarımız... Hocam biraz o konuyu açalım. Önemli burası. Çok önemli. Bizim işgüzar diyeceğimiz aydınlarımız biraz da ideolojik yaklaşımlarla bunu hızla sürdürmüşler ve baskı uygulamışlardır. Mesela üniversitede bir hoca, bak şimdi şunu okuduğumu, ben diyor ki Öztürkçe istiyorum. Şu cümleyi okuyorum siz kitaptan. Siz profesör olarak hocam anladınız mı bunu tam olarak? Evet. Ya siz bir profesör olarak bu cümleyi... Ben bunu anlamadım. Anlamadım. Efendim siz... Ben şimdi bakın hala daha da ötesine gideyim. Ben bir yazı yazarken sözlüğe bakmadan Türkçe yazamıyorum. Neden yazamıyorum? Bir geliyorlar, çay ocağı birleşik yazacak diyorlar. İmla kılavuzu yapıyorlar. Bir iki sene sonra bir daha çıkıyor, çay ocağı ayrı yazılacak diyorlar. Bir bakıyoruz, Kamil derken üzerindeki incelme işaretini kaldırıyorlar. Zaten bunu bilir diyor halkımız, Kamil söylesin. Benim bilmem yetmez ki. Bir Çinli, bir Belçikalı, bir Fransız Türkçe öğrenirse orada Kamil'in üstünde işaret olmazsa onun ince okuyacağını bilemez ki. Dolayısıyla biz evrensel boyutta şey yapmamız lazım. Evet. Bunun birisi işgüzarlık. Mesela ben şuna şahit oluyorum. Üniversitemizde de vardır bu. Müfredat programı dediğimiz zaman, mesela fizik bölümünün müfredatı dediğimiz zaman, Fen Edebiyat Fakültesini kastediyorsam, Fen Edebiyat Fakültesinde 4 yıl boyunca okunacak fizik derslerinin tamamını kapsar. Tabii. Şimdi diyorlar ki müfredat Arapça, bunu söylemeyelim, ders programı diyelim. Ders programını karşılamaz. Ders programının başında mutlaka çerçeve ders programı falan gibi bir şey dememiz lazım. Çünkü ders programı haftalık olur. Ders programı birinci yıllık, ders programı ikinci yılın ders programı olur. Ders programı yıllık olur, sömestrilik olur, yani ikinci sömestri kalkar değişir. Dolayısıyla müfredat programı değiştirmeye gerek yok. Çünkü dil ne kadar zengin olursa düşünce o kadar zengin olur. Şimdi dili fakir olan ülkelerde düşünce çok kıttır. Hocam bak, oraya geleceğiz bakın, zaten. Çok önemli. Çok önemli tabii. Benim yüreğim de yanıyor bu konularda. Kendi dilimi sevemedim, kendi dilimde her şeyi ifade edemedim diye. Bakın Çince 10.000 harflik bir dildir. Çince. Bunun 2000'ini bilen Çince bilir diyoruz. Ve o kadar güdük bir kısa harfleri olduğu için de hiç kimse Çince bir roman okudunuz mu? Çince bir roman ismi bile bilmezsiniz. Ürün yok çünkü. Ürün yok çünkü. Sanayi yapıyor, taklit sanayidir. Yaptığı sanayi. Kendisinin bu bulaşı yok. Araba yapıyor, taklit yapıyor. İşte başka cihaz yapıyor, taklit yapıyor. Ama iş gücü ucuz. Fakat dil ne kadar güdük olursa, şimdi Türkçe zengin dil gruplarına giriyordu eskiden. Yani ben istiyorum ki 1950'li 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda ne vardı? Tercüme bürosu vardı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Evet. Ve orada hocalar yazı yazıyordu. Ben şimdi o yazıyı aldığım zaman zevkle okuyorum. Ve bence şimdi Türkiye'deki dille uğraşanlar o döneme dönmesini istiyorum. Onların hepsi çok dil bilirdi. Tercüme bürosu olduğu için hepsi yabancı dil bilirdi. Zaten dil bilinci olmak için tek Türk dili yetmez. Biz hep Türk dili bölümünden hocalar atıyoruz Türk Dil Kurumu'nun başına. Dil bilinci olmak için bir dil yetmez. İki dil de yetmez esasında. Bakın üç dil bildikten sonra size şöyle bir örnek vereyim. Metres diyoruz mesela. Bir sözcük Fransa'dan gelmiş birimize. Metres dediğimiz zaman biz daha çok işte nikahsız eş gibi bir şey kavrarız. Başka ne anlam var bunun? İlkokul öğretmeni. Başka ne anlam var? Sahibi. Ev sahibesi mesela. Başka ne anlam var? İşte efendi, üstad kadın. Yani üstadın kadın, üstad erkek dersek bir de üstade kadın. Gibi yani. Üstade gibi düşünmemiz lazım. Bu vermiyor bunu bakın. Metres, bizdeki metres kavramını vermiyor. Nerede veriyor bunu? İtalyanca'ya geçeceksin. Amante diyor. Amante nedir? Sevilen kadın. Evet. Dolayısıyla bu metres nedir? Sevilen kadın. Bu da senin bağlayan akit yok. Yani nikahlı olduğun eşin sana
Akitle bağlı, kanunla bağlıdır. Sevmesen de olabilir diye düşünürsün. Ama bunu sevmek zorundasın. Kadını sevmesi, sen onu sevmesen bir bağ kalmaz aranızda. Evet. Dolayısıyla bu sözcüğü iyi anlatmak için İtalyanca'nın yardımına ihtiyacımız oluyor. Yine birçok sözde mesela sözcük üretirken Avrupa'da hepsi biraz önce bahsettiğim gibi etimolojisi olacak, anlamı olacak. Mesela parlamento diyoruz değil mi? Parlamento dediğimiz zaman İtalyanca'dan almışız biz kelimeyi. Parlamento dediğimiz zaman parle nedir? Konuşmak. Şu anda mesela Türkiye'de kullanılan hoparlör var. Parleden gelir bakın hoparlör, yüksek konuşan demek. Mento da, parlamentonun mento kısmı da İtalyanca'da yine mentire yalan söylemek fiili vardır. Ben şu anda İtalyanca'da yalan söylemek fiilini çeksem io mento diyorum. Parlamento dediğimiz zaman ne anlayacağız demek ki? Konuşulan ve yalan söylenen yer. Yani özüne uygundur. Kelimenin özüne uygundur. Yine mesela parfüm sözcüğü Fransızca'dan geçmiş bize. Şimdi bu par, per, por, pro, proto. Proto nedir? Önce, önektir o. Proto historia diyoruz mesela. Ön tarih, ilk çağ tarihi gibi kullanıyoruz. Füme de, fum, parfüm dediğimiz zaman füm de nedir? Tüten kokan. Parfüm dediğimiz zaman önceden kokan, önceden tüten. Yani bir kadın parfüm sürmüşse kendinden önce kokusu gelmesi gibi. Hepsinin anlamı var bakın. Ürettiği kelimenin hepsinin anlamı var. Şimdi bizim Türkiye'de bu bir, tabii çok kelime üretilmiş. Bir de bu Türk Dil Kurumu'na tabii ki kalan para var. Atatürk'ün hibe ettiği para. Çok büyük paralar vardır orada. Bu aşağı yukarı bu 5 senedir CHP bunu vermiyordu. Bu dil kurumu derneğe dönüştü falan diye. Mahkemeye verdi. Bu iki kurum da kazandı. 11 trilyon Türk Tarih Kurumu'na verildi. 11 trilyon da Türk Dil Kurumu'na. Çok büyük para var. Burada bir şey yapmanın da para harcanmıyor. Maalesef bunu bence bütün illere dağıtarak, bir dil komisyonları kurarak illerde, her ildeki kullanılan kelimeleri ve orada bir ekip kurarak, yani o üniversite hocası olacak bu ekibin içinde, işte memur olacak, işçisi olacak, esnaf olacak, sanatçısı olacak, zanaatçısı olacak, hepsini toplayarak ve kelimeleri süzerek Ankara'ya yollamak lazım. Şimdi dil kurumu bir iktisat profesörünü çağırıyor mesela Ankara'da. Sen diyor bana diyor bu iktisat terimlerini Türkçeleştir. Adam böyle bizim gibi masaya oturuyor, düşünüyor. Parite sözcüğünü şimdi yeni buldular bunu. Parite sözcüğünü bunu Haluk Akalın var şu anda Türk Dil Kurumu'nun başkanı. Evet. Burada bu, konuğum oldu daha önce. Öyle mi? Ha, evet. Bunu şimdi açıklıyor. Diyor ki biz buna bir iyi kelime bulduk arkadaşımız. İsmini unuttum şimdi ben şimdi iktisatçının. İyi bir kelime bulduk diyor. Değer deşlik. Ya zaten değer kelimesi onu ifade ediyor. Yani doların Türk parası değeri 136'da dediğimiz zaman zaten biz onu anlıyoruz. Yani doların Türk lirası değer deşliği demek. Hem kelime uzun heceli hem söyleyişi çok kolay değil. Dolayısıyla şimdi bu kelime bulunduğumuz zaman yazıyoruz. Bir süre başka kelimeyi atıyoruz. Ben yeni kelime bulunmasına katiyen karşı değilim. Usulüne göre bulunmalı kelime. Ama hocam affedersiniz milletin diline yerleşmiş, hayatına yerleşmiş, ne bileyim ortak payda haline gelmiş bir takım kelimeler attığınız zaman. Evet. Bu Arapçadır, bu Farsçadır dediğiniz zaman tabii. Onun yerine İngilizce, Almanca, tabii. Ben tabii yani o kullansın tabii, demiyorum. Tabii. Ama kullanılan, bugün Van'daki hemşehrimiz ne konuşuyoruz benim anlamam lazım. Evet. Benim konuştuğumdaki Diyarbakır'daki kardeşimizin anlaması lazım. Çok haklısınız. Onun konuştuğunu Sinop'takinin anlaması tabii, lazım. Çok haklısınız. Ama işte bu Arapçadır, bu Farsçadır, bu Almancadır, bu Fransızcadır, bu tabii, ne bileyim tabii, İngilizcedir deyip çıkardığınız zaman. Evet. Tabii bu Türkçeleşmişse burada Türkçeleşmek önemli. Elbette ki bir yabancı kelimeyi gelip kullanmayalım. Ama halka mal olmuşsa, kültürüne mal olmuşsa değişikliğe uğrayarak ona biz siz konu alamayız. Evet, evet. Eğer biz bunu özümsemesek bunun kökenine inmenin anlamı yok. Mesela nar kelimesi değil mi? Evet. Temelliğinin enardır, Farsçadır. Evet. Enar olarak geçer Farsçada. Evet. Bir de hocam ben şunu merak ediyorum. Eski şairlerimizin yazdığı şiirler var. Evet. Evet. Efendim bir Türk sanat müziği bir örnek olarak veriyorum. Türk sanat müziğinden bir şarkı dinlediğiniz zaman İşte Yusuf Nalkese'nin, işte diğer üstadların şarkılarını dinlediğiniz zaman zevk alıyorsunuz. Evet. Yani bir değişiklik hissediyorsunuz. Tabii, tabii. Yani titriyorsunuz, tabii, hissediyorsunuz. Tabii. Ama bugün yazılmış bir şarkı. Abidik gubidik vesaire vesaire. Evet. Yani ne zevk veriyor, ne tat veriyor, ne bir heyecan veriyor. Evet. Ama önceki yazılanlarda bir his, bir heyecan ve bir yaşamışlık var. Tabii yaşamışlık var. Dil zengin. Evet, yani o kelimeleri bulup getiriyor. Tabii. Ama şimdiki yazdığınız zaman
Çok yavan. İçine işte tabii. biraz Fransızca koyuyor. Biraz tabii, tabii, böyle tabii. anlaşılmayan, tabii. halkın anlamadığı kelimeler koyuyor. Evet. Bir şarkı, bir eser ortaya çıkıyor. Evet. Veya bir şiir. Evet. İşte demin siz bahsettiniz bir profesörün yazdığı evet. kitaptan bir metni kesinlikle. Bir profesörüm evet. anlamıyor. Yani ben anlamıyorum. Öğrencileri okuyayım hiçbirisi anlamadı. Bak bunu şimdi buradan i̇şte, okuyayım. Hocam, anlayan varsa bu. Bana telefonla söylesin. Çok bak, teşekkür evet. ediyorum. Evet. Yani gerçekten evet. çok yani objektif bir değerlendirmede bulunuyorsunuz. Halkın evet. da sıkıntısı evet. bu. Evet. Ondan sonra halkı suçluyoruz. Evet. Yani, susunmak lazım evet, tabii. Halkı suçlamak halkın hatası lazım. Yok burada. Yani bunu mutlaka çözmemiz lazım. Halkın anladığı dili evet. siz... Evet. İşte bu yabancıdır, bu şudur, budur deyip atarsanız evet, evet, bu evet. defa halkın anlayacağı dili yerine koymanız lazım. Evet. Bunu koyamadığınız zaman işte merci, mödö, mösyö yabancı kelimeler kullanırsınız. Ondan sonra tabii. Fransız gibi düşünmeye başlar benim milletim, tabii. İngiliz tabii, gibi tabii, düşünmeye tabii, başlar. Tabii, öyle tabii, mi hocam? Tabii. Bir ikincisi de düşünce yetisini kaybeder zaten. Evet. Şu anda Türkiye'de bu şimdi bakın Türkçe zengin dil gruplar diyoruz. Bu Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça. Türkçe de bunların içindeydi eskiden. Şu anda diyemiyorum bak. Neden? 80-100 bin kelime vardı. Şu anda Türkiye'de 50-60 bin kelime kalmıştır. Ve bu gidişle belki 30-40 bine düşecektir. Ve Çince gibi çok az kelimeyle tekrar ederek. Bakın bizde bir çocuk, ilkokul çocuğu 300 kelimeyle konuşuyor. Macaristan'da bir ilkokul çocuğu 1000 kelimeyle konuşuyor. Bu bile bir yavanlığı gösterir. Romanlarda, romanları açtığımız zaman bakın bizdeki romanlarda en iyi roman Yaşar Kemal yazdı diyelim mesela. 3500 ile 5000 kelime ancak var. Halbuki bir Balzac'ın romanı, bir Stendhal'ın romanı, bir Madame Bovary açtığımız zaman 7500-10.000 kelime var. Yani orada bir kelime dediğim benim nedir mesela 100 tane ağaç geçmişse bir kelime sayıyorum onu. Zenginlik hocam. Ha, zenginlik oradan tabii ki, geliyor. Tabii. Dolayısıyla şimdi biz bunu dil zayıfladıkça düşüncemiz de kalmadı. Bakın saygılarımla diyoruz değil mi dilekçe yazdığımız zaman. O Fransızca'da bu şu anda saygılarımla dememin Türkçesini çeviriyorum size. Sayın Bay diyorum, Sayın Bay lütfen... Sizin için ayrıcalıklı hislerimin kabulünü vurunuz diyorum bakın. Koca bir cümle yazıyorum ve bunu şimdi saygılarıma getiriyoruz. Dolayısıyla birçok kelime attığımız için bir makale yazıyorsun. 5 defa sağlanmıştır, sağlanmıştır. Mesela gezi yapacaksınız, otobüs sağlanmıştır, işte dormuz sağlanacaktır, kumanya sağlanmıştır. Tekrar tekrar kelimeyi yapıyoruz ve şimdi Orhan Pamuk bakın Nobel ödülünü aldı. Adamı hiçbir şeye benzetemedi gerçi de. Adam aldığına da pişman oldu gerçi. Yani sevinene kadar. Ya hocam orada bir özellik var. Türk milletini sövmek, ödül tamam, kazanmak. Tamam o oldu da. O tartışılmayan bir tabii, gerçek. Tabii. Yani. Ama şurası önemli onun. Şimdi onu tartışırken romanı anlaşılmıyor diyorlar. Bir defa adam yeni roman yazmış. Yeni romanda ne vardır? Yeni romanda anlaşılmak için yazılmaz. Yani olay zinciri yoktur. Bakın Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu'nu aldığımız zaman bir İstanbullu kızın öğretmen olup da Taşra'daki çalışmasını anlatır. Bir olay zinciri vardır. Çektiği zorluklar, halkın kabulü bunu yani. Bir hanımefendi. Ama yeni romanda parçalar vardır. 20 tane parça, 50 tane parça, bölük bölük hikayeler vardır. O bölük bölük hikayeleri yazar okuyucuya bırakır. Okuyucu bunu anlayabilir de anlayamaz da. Ama onu okuyabilir de bütünleştirirse ne ala. Bütünleştiremezse her parçayı kendi kendine değerlendirecek. Fakat diyorlar ki o konuşmacılar, televizyonda program yapıldı biliyorsun birçok televizyonda. İngilizcesi daha iyi anlaşılıyor. İngilizcenin daha iyi anlaşmasının sebebi kelime çokluğundan. Türkçe'de bir kelimeyi 5 defa tekrar etmişse o 5 kelime birer tane farklı kelimeye dönüşmüştür şeyde. Mesela bir Fransızca açtığımız zaman kuzey kelimesi 4 tane vardır. Bizde bakın tek kuzey var. İşte şimal da diyorduk ama şimdi onu Arapça falan diye atıyoruz. Yeni kelime olmalı ama eski kelimeyi de varlığını sürdürmelidir. Bu eski kelime varlığını sürdürmesi için de anlayış lazım. Birçok hocalar, işte yüksek lisans doktora yaptıran hocalar öz Türkçe mi kullanmış, Arapça mı kullanmış ona bakıyorlar. Anlaşılır bir dil olduğu sürece buna hoşgörüyle bakmamız lazım. Hoşgörüyle bakmazsak bunu zorlayıcı bir tedbir olarak alıyoruz. Ve biraz önce şu okuduğum gibi 1938'lerdeki tenkittir bu. Yani ne diyor? Özleştirmede aşırıya kaçıldığı kuşaklar arasında kopukluk yaratılmıştır diyor. Bak, evet. 1938'de. 2008 şimdi 2007'yi geçiyoruz. Aynı şey. Artarak yine, hata devam ediyor. Bunları önlememiz peki. lazım tabii. Hocam bir reklam verelim. Tamam. Reklama geldik. Değerli evet. izleyenlerimiz, değerli hemşehrilerimiz. Birinci bölümde, programımızın birinci bölümünde değerli hocam Türk dillerin gelişimini, etimolojisini anlattı. Ama esasen ikinci bölüm çok daha önemli. Bu bölümde bizim bu annenin babanın konuştuğunu evlat niye anlamıyor?
Evladın konuştuğunu anne baba niye anlamıyor? Hele hele büyük anne büyük baba niçin evladının konuştuğunu anlamıyor? Evlat da niçin büyük anne büyük babanın konuştuğunu anlamıyor? Yani nasıl anne babayı, evladı, büyük anneyi, büyük babayı dil yönüyle, mantık yoluyla birbirinden koparıyorlar? Koparan zihniyet nedir? Hangi anlayıştır? Tabii dilinizi yok edersiniz, inancınızı yok edersiniz, kültürünüzü yok edersiniz, tarihini yok edersiniz. Geriye üf dediğiniz zaman tükürleriniz kalır, kaybolur, gidersiniz. Bugün oynanan oyunlar budur. Tek yönlü değildir. Her yönüyle oyun oynanmaktadır. Ama burada öncelikle bu ülkeyi idare edenlerin, akademisyenlerin, ilim adamlarının, kısacası herkesin görevini, halkımızın dört dörtlük görevini yapması lazım. Enteresan, hocam da bahsetti. Bir profesörümüz kitap yazıyor. Hakikaten bir vatandaş olarak bir öğrenci okuduğu zaman bu kitabı anlamıyor. Peki bu profesör yetiştiren zihniyet hangi zihniyettir? Bu profesör yetiştiren okul hangi okuldur? Hangi ülkede yetişmiş profesör? Türkiye'de yetişti. Türk üniversitelerinde okudu. Türkiye'nin ortaokullarını, ilköğretim okullarını, liselerini okudu ve üniversitesini okudu. Peki benim üniversitemle mezun olan bir hocanın Türkçesini tam olarak anlatmaması mümkün mü? Değil. Ama hocamın da bahsettiği gibi yani bağlı bulunduğu, hocam ne dersiniz, eksik olur mu? Saygısızlık yapmayayım ve yanlış yapmayayım. Yani bağlı bulunduğu anlayış ve zihniyetlere göre kitap yazıyor. Normal. İlmi gerçeklere göre değil, değil mi efendim? Değil, değil. İşte o zaman sıkıntı ailede başlıyor. İşte yakında Avrupa'daki bir takım filmlerde görürsünüz çocukların hareketlerini. Maalesef bizim televizyonlarımıza, gazetelerimize girdi. Her türlü çöküntünün kaynağı dildir. Dilini sahip olursan pek çok kötülüklerden de uzaklaşırsın. Ama dilde bir fren olmazsa, dilde bir terbiye olmazsa, dilde bir edep olmazsa her türlü kötülük zaten hazır demektir. Efendim ikinci bölümde bunları en geniş boyutlarla hocamla tartışacağız. Örneğin doğru Türkçemizi, yani Türkçemizi doğru öğreniyor muyuz? Okullarımızdaki Türkçe öğretilmesi yeterli midir? Eğitimdeki yabancı dil, okullardaki yabancı dillere de tabii bir miktarını dokunacağız, söyleyeceğiz. Özellikle yabancı tabelalara geleceğiz. Bundan bir ay kadar önce biliyorsunuz çok değerli paşamız, terörle mücadele özel temsilcimiz, emekli orgeneral Edip Aşar Paşa'm burada konuğumuz oldu ve kendisiyle Kuşadası'nda limana uğradık ve Kuşadası'ndaki bazı yerlere girdiğinde gerçekten çok üzüldü tabelalara baktığında. Burası Türkiye. Limana giriyorsunuz, işte Kuşadası Port. Ya ne demek Kuşadası Port? Kuşadası Limanı yaz, altına İngilizcesini yaz. Öyle mi hocam? Evet, evet. İtalyancasını yaz, Fransızcasını yaz. Pizzeria. Yani pizzeria. Bir esnaf dükkanı. Bütün tabellere bakıyorsunuz ya Almanca ya Fransızca. Ya kardeşim önce bunun Türkçesini yaz. Altına İngilizce mi yazacaksın? Tarzanca mı yazacaksın? Ne yazacaksan yaz. Yani kendi ülkemizde kendi özümüzü, kendi kökümüzü kendimiz kesiyoruz. Bu bölümde, ikinci bölümde hocamla bunları çok geniş bir şekilde tartışacağız. Sıkıntılarını anlatacağız. Tabii bu ara baştan unuttuk. Merceği de unutmuyorsunuz. Gazetemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürlerimi bir kere daha arz ediyorum. İkinci bölümde efendim bizleri izleyiniz. Önemli konulara değineceğiz. Her aileyi, her anneyi, her babayı, her gencimizi ilgilendiren Türkçe konularını değineceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Polat Makine AŞ Köyümüz Kentimiz programını sunar.